Değerli seyirciler, Kahramanmaraş'taki tespitlerimize, gözlemlerimize ve röportajlarımıza devam ediyoruz. Şimdi deprem öncesinde kentin en önemli, en işlek caddelerinden biri olan Azerbaycan Bulvarı'na giriyoruz. Daha girer girmez gördüğünüz gibi bir enkazla karşılaşıyoruz. Gerçekten şehrin her tarafı, özellikle bu kesimi son derece ağır tahribat almış. Çok ağır kayıplar var. Halen enkaz altında cenazelerin olduğu söyleniyor. Gördüğünüz gibi sanki bombalar atılmış. Araçlar tahrip olmuş. Gerçekten görüntüler, kamera her şeyi anlatıyor. Fazla söz söylemeye de gerek yok. Gördüğünüz iş makineleri artık enkaz altında vefat edenleri çıkarmayla uğraş içindeler. Onları çıkarmaya çalışıyorlar. Acılı yakınlar her tarafta. Son bir ümitle, belki bir mucize olur diye bekliyorlar. Yürüdüğümüz her yer depremin izlerini taşıyor. Çok büyük bir felaket. Korkunç bir felaket. Evet. İşte insanlar burada. Onlar da bekleşiyorlar. Efendim, başınız sağ olsun. Sağ ol Uğur Bey, hoş geldiniz. Sizin var mı kaybınız? Var. Abimin oğlu şu karşıda göçük altında. Onu bekliyoruz. 6 gündür herhangi bir umut yok. Yani ben kendi yeğenim adına değil, şehrim adına çok üzgünüz. Çok üzülüyoruz. Yani şu an çok zorlayız. Onu çıkartama, 6 gündür onu bekliyoruz. İnşallah sağ, ne kadar sağ insanlarımız hala çıkarsa. Hala bir ümidiniz var mı? Ya tabii ki ümit kesilmez. Tabii. Yani tabii. Allah can vermiş. İnşallah bir yani, mucize olur. Çıkmayan canla umut kesilmez ama inşallah daha sağlıklı çıkan insanlarımız olsun. Biz çok zor durumdayız. Burada bulunan dua herkes ediyoruz. Enkaz yani, altından yakınlarının çıkarılmasını mı bekliyor? Yeğenim var bak. Eşi, yeğenimin eşi bu. Efendim, ne diyelim, başınız sağ olsun. Çok geçmiş olsun. Allah i̇nşallah sağ olarak çıkartılırlar. Ya inşallah. Temennimiz o. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten yani şehrimiz olarak, diğer şehirdeki insanlar için de çok üzülüyoruz. Yani yapacağımız bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Devletimiz Allah cevap vermesin. Gerçekten yani bütün dünya halkı gelmiş. Uğraşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Gece gündüz buradasınız. Gece gündüz buradayız, buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz. Peki. Allah'a ısmarladık efendim. Sağ olun. Şimdi ilerliyoruz değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi enkazları götüren afriyat kamyonları bir taraftan çalışıyor. Bir taraftan da enkazın kaldırılması için uğraşılıyor. Göz alabildiğine enkaz. Evet, ağlayan, artık umudunu kaybetmiş, sadece cenazesinin çıkarılmasını bekleyen insanlar var. Sağ olun. Rahmetli Turgut Özal'la Şırnak'a gelirken de görüştük. Hatırlıyor musun Pençenek? Evet, evet, evet. Bir şey sordunuz, ben de itfaiye müdürüydüm. Evet, evet. Sizi çok seviyorum. Az önce sizden bahsettim. Sağ ol, eksik olun. Ya, sağ ol canım benim. Ya hiç burada iş makineleri ihtiyacı vardır. Yani kiminle muhatap olacağı belli değil, senin muhatabın. Benim kız da burada. Bir haftadır toprak altında ulaşamıyoruz ya. Evladım. Evladım benim canım. Bir de torunum, bir de damadım. Yani o kadar da şey olmaz. Az önce sen de bahsettin. Basını gördüm orada. Dedim Uğur Dündar gibi bir adam lazım bize. Bir haftadır burada işimiz yanıyor. Allah sabır versin. Dayanma gücü versin. Valla ben de dayanamayacağım yani. Çok zor. Çok zor bunları dinlemek. Evlatlar, evlatlar. Canlar. Canlar gitti burada. Yani görüyoruz ki yolun hemen sağ tarafında yeni yapılmış bir bina. Belli ki mühendislik hesapları, statik çalışmalar bilime uygun bir şekilde yapılmış ve görüyorsunuz burası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi.
belediye sapasağlam ama belediyenin kontrol etmesi gereken, ruhsatlandırmada çok titiz davranması gerekirken herhalde o yetkililerin görevlerini bir hakkın yapmamaları ve müteahhitlerin de malzemelerden çalmaları nedeniyle hemen burada sapasağlam binalar dururken karşı taraf enkaza dönüşmüş, canlar yitip gitmiş burada sevgili seyirciler. Yani meselenin özü bu. Bilimsel akıl her zaman deprem kuşağı olan ülkemizde tüm sorunlar için gerekli. Özellikle canların barındığı binaları yapanlarda hepsinin son derece sorumlu davranması gerekiyor. Başınız sağ olsun. Maalesef bu acı gününüzde buradayız. Evet, evet. Gönül isterdi ki güzel bir günde maalesef gelelim. Siz de mi yakınlarınızın çıkmasını yakınları, bekliyorsunuz? Ya onları bekliyoruz. Efendime söyleyeyim, esnafız, eşyalar var haliyle. Onları bekliyoruz. Ya baktım da belediye binası sapasağlam. Evet, evet. Burası göçmüş. Buradaydım, burada. Şimdi belediye binasının, Uğur Bey öyle şey yapmayalım. Uğur, bu binaların yapımıyla o binaların yapım tarihi arasında 50 yıl var. 50 yıl var. Yani bir Türkiye'nin 50 yıl öncesini düşün, bugününü düşün. Senin örnek misalin 50 yıl önceki kafayı düşün, bugünkü kafayı düşün. Mantıken öyle bakmak lazım. Ama 60 yıllık olup da yıkılmamış ve insanların doğrudur. Şimdi şöyle iki katlı, bir katlı, üç katlı binalar var. Şimdi oradaki tonaj ağırlığıyla 8-10 katlı binanın tonaj ağırlığını ama bir düşün. İşte, yani bir tonaj ağırlığını silkelemesini bir düşün. Yüksek yapılaşmaya demek ki buralarda izin verilmemesi. Şimdi zaten en büyük hata buralarda 6 katı geçmemesi lazım. 2, yaymak gerekiyor. Yaymak gerekiyor. Yatay mimari. Yani inceltmekten ziyade yaymak gerekiyor. Yaymak gerekiyor. İnşallah bu çok kalıcı bir ders. Ülkemize geçmiş olsun. Tabii. Ölenlerimize Allah rahmet eylesin. Kalanlarımıza sağlık versin, sabır versin. Yaralarımıza acil şifalar versin. Yani bu hakikaten hepimizin meselesi. Bu ülke hepimiz. Bayrağımız, vatanımız. Ha, ama yaratan Allah'ım hakkımızda hayırlı olanı nasip etsin. İnşallah biz sirkelenip de düzlenirsek, bir Türk gibi hareket edersek Allah'ın izniyle bunların hepsini çözeriz. Aslımızı unutmazsak, aslımızı, neslimizi unutmazsak bu sıkıntıların hiçbiri de kalmaz. Tabii. Ben ilk şeyde burada binada, şu bina, Sena Apartmanı, burada esnafıydık, market çalıştırıyorduk. Bir, o gün ben buradaydım akşam, deprem olduğunda. Şimdi ben buradan işte bir aşağı indim, şu yan taraf bina yıkılmıştı. Bir aşağı indim, burası saat 4. Bizim işte, bina sonradan yıkıldı. Burası sadece... İkinci büyük deprem. Tabii. Bir buçukta yıkıldı ilk, burası. İlk ben buraya indim. Siz tahliye etmiştiniz tabii. Tabii ben ilk indim buraya zaten. İlk ben indim buradan. İndim ki bu yan binalarda bir şey yok. Yerle bir. Vah. Ya şu bina örnek bak. Şu bina efendime söyleyeyim ayakta. Can kaybı olmamış. Ondan sonra yıkılsın istersen ne olursa olsun tabii, önemli değil. Önemli olan canın kurtarması. Cana bir şey engellememesi. Burası yerle. Ama bunlardan... Bu şuraları seyrederekten bir ders çıkarmamız lazım. Ama biz küllerinden doğmuş bir milletiz. Ama dediğim gibi yani bunu biz 3 ay sonra 5 ay sonra unuturuz gene geri. Unutmamamız lazım işte. Onu unutmamamız lazım. Unutmamak ve unutturmamak maalesef lazım. Çocuklarımıza, geçmişimize yani biz ölüp gidebiliriz ama geride kalanlara bunu anlatmamız lazım. Peki müsaadenizle biz saygı, bir tabii, diğer felaket sedelerle buyurun, konuşalım. Başınız sağ olsun tekrar. Evet gördüğünüz gibi kiminle konuşsak acı, kiminle konuşsak çok büyük bir travmanın izlerini görüyoruz ve maalesef burada bekleşenlerin çoğu yakınlarını kaybetmiş, enkazdan çıkarılmasını bekleyen talihsizler. Yani öyle insanlarla konuştum ki evi yıkılmış olsun diyorlar. Sağ olun, kolay gelsin. Biz canımızı kurtardık, olan mala olsun diyorlar. Ve gerçekten buradan çok
acı derslerin çıkartılması gerekiyor. Artık hiç olmazsa bu sefer acı derslerden gereken neyse çıkarılıp hayata geçirilmeli. Sevgili seyirciler, şu anda Kahramanmaraş Stadyumu'nun içinde kurulan AFAD çadırlarının olduğu yerdeyiz ve yanımda bir depremzede var. Burada gördüğümüz gerçekler şöyle. İnsanlara evet ekmek veriliyor, yiyecek veriliyor, su veriliyor, ancak yoğun bir tuvalet ihtiyacı var. Seyyar tuvalet ihtiyacı var. Ayrıca ısınma sorunları var bu insanların. Çünkü geceleri burada çok koyu bir ayaz oluyor. Dayanılacak gibi değil. Ayrıca mucizelere de tanık olduk. Onları röportajlar şeklinde daha sonra ekranlarınıza getireceğiz. Ben şimdi bu depremzede ile buradaki gerçeği biraz konuşmak istiyorum. İsminizi alabilir miyim? Şeref Bozoğlu. Şeref Bey, yaşadıklarınızı bir anlatır mısınız bize? Yaşadıklarım işte saat gece 2'de 4 küsürde, evet. Bu tarif edeyim mi bu şeyi? İstediğiniz gibi. Doğu batı yönünde, yani hasarın büyük olması buna bağlıyoruz biz. Doğu batı yönünde gidip gelirken böyle zikzak, alttan yukarı, yukarıdan aşağı zikzak çizerek gidiyor. Yani sirkeliyor daha doğrusu. Peki nasıl kurtardınız kendinizi? Ben hiç yataktan çıkmadım. La ilahe illallah çekerek bitmesini bekledim. Çünkü o zaman binanız çökmedi. Çökmedi, çatladı. Kaç katlı? 3 katlı. 3 katlı bina çökmedi. Müstakil. Evet. 69 yılında yapılma. Ben bunu özellikle vurguluyorum hocam. Ondan sonra neden vurguluyorsunuz bunu özellikle? Bunu neden vurguluyorum? Şu stadın batı tarafında evet. Ebrarlar sitesi var. Tamamen yerli bir oldu. Biz oraya Ebrarlar sitesi demiyoruz. Mezarlıklar sitesi diyoruz. Cinayetler sitesi diyoruz. Buraya benim 4 yeğenim, hanımı, 2 de çocuğunu dün gömdük biz. Biz cenazemizi aldık. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Amcamın kızını gömdük. Ha, diğer akrabalardan haberimiz yok, akıbetimiz. Fakat buradaki şunu vurgulayacağım. Abim buradan daire alırken kendisine ve yeğenime. Kaç sene önce yapıldı o site? Bu 90'larda başladı. Daha sonra da yapıldı. Yani 90'larda başladı. Şimdi ben abime dedim ki abi, bura fay hattının üzeri. Geçmişte okudum da biliyorum. Televizyonlardan dinledim. Bu deprem hocalarımız var televizyonlarda. Onlar anlatıyordu zaten buranın fay hattı olduğunu. Kırılmadığını. Siz bile biliyordunuz biliyorum. Yani. Biliyorum. Buranın kırılmadığını, kırılması gerektiğini. Yani kırılmasının geciktiğini söyledi. Televizyonlardan duydum ben. Ondan sonra ben de bunu düşünerek hocalarımıza inandım. O deprem hocalarımıza. Abi buradan gel daire almayalım dedim. Ben almadım. Ben gittim müstakil ev aldım. Benim evim çatladı, çökmedi. Abiniz? Abim 3 dairemiz burada. 2 yeğenimin, bir de abim telef. 4 tane de cenazemiz var. Abim şey kurtardı, attı apartmanın dışına kendisi. Yalnız o apartman, abimin apartmanı, bunu vurgulayacağım. Gölcük depreminden sonra yapıldı. Biraz daha güçlü yapıldı. Yani bunu biliyorum. Bak o tamamen hasarlanma, yıkılacak. En azından canlarını kurtardılar. Ben buradaki inşaata, yani buraya inşaat da yapılmaz. Bir de zayıf hocam. Yapıldığı zaman da depreme uygun yapılması evet, gerekir evet değil hocam, mi? Evet hocam. Tabii ki hocam. Depreme uygun değil onlar, hocam. Onlar depreme uygun bir inşaat yapmadılar da ondan mı çöktü diyorsunuz? Evet, evet. Ben hırsızlık mı yaptılar yani açıkçası? Evet. Ben inşaatçıyım hocam. Evet. Yıkılan depremi şöyle gördüm. Hani ben inşaatçıyım ya. Betonu gördüğüm anda sağlam olup olmadığını matkaba gerek yok benim. Gözümle görürüm. Çünkü tam sulanmamış. Çimento sulanmadığı anda ısıdan şey olur, kendi kendini yakar. Beton sulanacak, gündüz de sulanmayacak. Bunların betonu nasıldı enkaz haline dönüştükten sonra? Değirmendeki un var ya evet. Hocam, un gibi. Demirler şu kadar, parmağım kadar. Ya böyle demir atılır mı buralara ya? Ama mesela ben tıp fakültesinden emekli oldum. Tıp Avşar kampüsünde, yani Sütçü İmam şeyinde. Oradaki yapılan sütunları, inşaatları gördüm.
Bir sütunu delemiyorsun matkapla. Böyle demir. Yani diyorsunuz ki mühendislik hesapları iyi yapılmış. Evet. Malzemeden çalınmamış. Deprem bölgesine uygun biçimde inşa edilmiş olan binalar yıkılmadı. Evet. Tamam, hasar görmüş olabilir ama insanlar en azından ben canımı orada canlarını kurtardılar. Fakat malzemeden çalınan ve deprem gerçeğine uygun olarak inşa edilmeyen binalar mezar oldu insanlar. Evet, evet hocam. Doğru mu bu söz? Doğru, aynen, ben inşaatçıyım çünkü kırılmış sütunu görüyorum. Değirmendeki un gibi, yani toz halinde. Halbuki çelik gibi olması lazım o betonun. Bir de demirler ince ve açık. Ya olur mu böyle bir demir batılır yani? Olmaz. Ben kabul etmiyorum. Tevfik Tepebaşı. Onun öğretmen. Müteahhit mi? Öğretmen bir de üstelik. Müteahhit ve öğretmen. Ya bir de öğretmen hocam, düşünsenize. Yani öğretmense biraz daha benden iyi düşünmeli. Kendisi burada mı? Bilmiyorum ben. Kaçmış diye duydum. Aranıyor. Bugün internette okudum, cep telefonundan aranıyormuş. Nerede bu adam diye soru soruyor internette. Artık bulurlar mı bulmazlar mı bilmiyorum hocam. Hocam fay hattının üstüne bina yapılır mı? Size soruyorum. Tabii ona izin verenlere de soru yöneltmek lazım. Öyle değil mi? Öyledir hocam. O zaman bir şöyle şahsi bir şey açıklayayım. Ben bir ara hoca değilim, hacı değilim de Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet okudum. Evlerinizi yükseklere yapınız diyor Allahü Teala. Bakın ahırdağının eteklerinde hiçbir bina yıkılmamış hocam. Görünmüyor şimdi buradan. Benim akrabalarım, arkadaşlarım ne bina yani yıkılmış. Yani sağlam zemine inşa sağlam edilen zemin, binalar bina. Dimdik ayakta. Evet, evet hocam, evet. Bunlar da toprak ev gibi. Düşünün hocam, yani burada betonarme ama toprak peki gibi. Bunlar madem hem malzemeden çaldılar hem fay hattının üzerine inşa ettiler, usulüne uygun yapmadılar diyorsunuz. Evet. Peki bunları denetlemesi gerekenler ne yaptılar? Denetlemesi gerekenler, ben içimden geldiği gibi söyleyeceğim. Söyleyin. Allah Allah dediler, yediler. Yediler. Ha. Rüşvet aldılar yani. Yerken de Allah dediler. Yani bizi Allah'la aldattılar. Benim en korktuğum insan beni Allah'la aldatan. Ben gayrimeşru insandan korkmam. Onun ne olduğunu biliyorum zaten, yani kötü insanın. Ama bunlar Allah Allah dediler, aldattılar bizi. Şimdi yani, devletin bu kişilerden hesap sormasını bekliyorsunuz tabii, tabii değil mi? Beklemez olur muyum hocam? Burada benim... Canlar gitti. Hocam şunu söyleyeyim. Benim şu anda... Ya... Hocam... Benim yaşamamın bir anlamı kalmadı şu anda. Yayında gerçekler konuşulması lazım. Hocam. Gerçekler konuşulması lazım kardeşim. Benim şu anda dünyada en sevdiğim 4 kişi gitti. Ben abimi o kadar sevmiyorum. Bak. Bu abimin oğlu, hanımı, 2 çocuğu. Emin olun benim dünyada en sevdiğim. Şu anda benim yaşamamın bir anlamı da yok. Hiç böyle ot gibi çadırda dolanıyorum işte. Vah vah vah. Yani dayanılmayacak. Dayanılmayacak. Evet. Ben bunun acısını sorulmasını istemem mi hocam? Evet. En azından yüreğim sonra. Bizler de takipçisi olacağız. En azından bundan sonra yapılacak işlere bir örnek olalım yani. Yani bunu soralım ki daha sonra yapanlar biraz sıkı yapsınlar inşaatı. Biz şikayetçiyiz hocam. Şeyden yani bu böyle yapılan işlerden şikayetçiyiz hocam. Yani hırsız müteahhit, rüşvetçi, evet. Kamu görevlisi olmamalı ve bunlara geçit verilmemeli diyorsunuz. Şimdi hocam şunu düşünüyorum ben kendi cahil aklımla. Buraya kim izin verdi fay hattının üstüne? Kim izin verdi acaba? Şimdi şöyle, fay hattının üzerine bile belki inşa edilebilir ama... Orada fay hattı olduğu ve bir gün bu büyüklükte bir depremin bu şiddette sarsacağı hesabıyla ona uygun mühendislik çalışmaları ve ona uygun bir inşaat teknolojisinin kullanmasıyla yapılabilir. Hocam o zaman bunu tasdikleyeyim ben. Şimdi reklamını yapmıyorum. Hacı Ali Özal diye bizim bir belediye başkanımız vardı. Bu şehri nereye taşıdı? Binevlere. Yani Ahırdağ'ın eteklerine. Önce şey yaptı Hacı Ali abi. Ben de çok iyi tanırım. Beraber de çalıştım. Çok titiz ve düzgün bir insan. Düzgün hem de mühendis, iş hastası.
Yani adam büyük insan. Kaç sene önce görev yaptı burada? Bu ben şu anda zamanı 80 küsürler. ANAP zamanının belediye başkanıydı. Binevlerek gitti, araziyi önce altyapı yaptı. Elektrik, su, kanalizasyonu getirdi. Apartmanı halk oraya dikti. Yani şehri o tarafa taşıdı. Yani temelini şehrinin kazamıyor. Bu murçlar var ya dozerlerin. Yani sağlam zemini buldu. Çok sağlam zemin. Toprak kaya gibi zaten. Şehri oraya taşıdı. Ama buraya taşıyanların da bir hesabı var. Doğu kente taşıyanların da bir hesabı var. Doğu kentinin eteklerinde bazı büyüklerin arazileri var hocam. Doğu kent oraya taşıyor ki, evet, ben öyle düşünüyorum. Doğu kent oraya taşıdı ki, isim vermeyeceğim buna, isterse veririm de. Bizim Maraş'ın Kalburüstü insanların arazileri var orada. Onlar değerlensin diye mi yaptılar? Evet, evet, ben öyle düşünüyorum. Başka cahil aklım. Niye yer var? Oraya taşıyan başkan daha sonra seçilemedi mi? Şöyle o zaman açık konuşayım. Bir gün teklifler geliyor. Hacer, ben de bundan beraber çalışıyorum yani. Ali abi niye aday olmuyorsun dedim. Ya şerefim dedi. Ekiplere bakıyorum hepsi lumcu dedi. Aynen böyle. Hırsız diyor yani. Lumcu işte, ha, hırsız. Yiyici. Yani eğer dürüst bir ekip görsem. Bak bu insana bütün partiler teklif ettiler. Çünkü Hacer Özal geldiği an kazanacak. Hangi parti? En düşük parti bile kazanacak. Çünkü kendisine oy vereceğiz. Bir tane ekip bulamadım düzgün dedi. Allah ha, Allah. Kendinin o zaman ana vatan partisiydi kendisinin partisi. Benim partimde bile bulamadım. Aday da olmuyorum dedi. Yani demek istediğim hocam. Gel şöyle biraz ilerleyelim bakalım ne var ben, burada. Tamam hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sevgili seyirciler, biz daha sonra tekrar bağlanacağız. Sizlere buradaki gerçekleri aktarmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi izleyin. Teşekkürler Kerem. Acıların devam ettiği çadır kentteyiz ve burası şehir stadyumunun içinde. Eskiden bu bölge tarım alanıymış. Burada patlıcan, işte bildiğimiz sebzeler, marul özellikle yetiştirilirmiş. Fakat belli bir tarihten sonra buranın sulak bir bölge ve çürük zemin olduğu bilinmesine karşılık imara açılmış ve büyük rantlar sağlanmış burada. Sadece ANAP'ın iktidar olduğu dönemde ANAP'tan seçilen bir belediye başkanı Ahırdağ'ın eteklerine doğru taşımak istemiş şehri. Bir bölgeyi götürmüş. Oradaki binalar halen dimdik ayakta duruyor. Pek fazla kayıp yok. Ama bulunduğumuz bu sulak bölge daha sonra tarım alanının imara açılmasıyla rant amaçlı inşaatların yapıldığı bu bölgede en büyük kayıplar verildi. Şimdi bir depremzedeyle görüşüyoruz. Bu gerçeği size kendisi haritadan izah edecek. Buyurun. Burada normalde yapılan işlemlerde jeolojik olarak eti üzerinde aşağı yukarı biz ben beni bildiğim yerde 45-50 senelik bu sulak arazinin konuma açılması. Bu konuma açılmasından ibaret. Yani bu fay hattının üzerinden gelmesi, fay hattıyla ilgili projelerin hayata geçirilmesi, riskli alan bölgesi ilan edilmesi. Ama Çevre Şehircilik Bakanlığı bu alakayla ilgili gidip de bir tane bir çalışma yapmaması, vatandaşların rencide olması ve şu andaki halimiz, konumuz ibaresiyle bu şekilde geldik. Yani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani bu vatandaşlar... Gösterir misiniz bize? Fay hattı burası. Şu mor yani olan kısımlar. Çizilmiş tabii. Mor olan kısımlar. Bu 15 kat... En ağır yıkımın olduğu bölge evet, burası evet, değil mi? Evet, evet, evet. 15 kat... izin verildi. 2 kat ve 3 kat. Ama daha sonra ne oldu? Daha sonra buralar 4 kata çıktı, 5 kata çıktı vesaire vesaire. Evet, üst kısımlar şu anda 15 kata kadar bu yeşil alan gördüğümüz yerler 15 kat ve ticari saha olarak açıldı. Ama şu ana kadar da hiçbir şekilde 15 kat projesi olan yerlerde sulak verilen riskli alan bölgelerinde kesinlikle öyle bir şey olmaması gerekiyor. Ama bizim maalesef ki bu güce yetkimiz olmuyor. Biz burada Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan istediğimiz sadece jeolojik eti zemini yapıldığı zaman kontrollü amaçlı sağlanması gerekiyor. Bu normalde Çin'de var, onunla Tayland'da var, Japonya'da var. Ama bu sulak arazilerde olsa da insanlar kendini tek kat yapıyor ama
Bunu koordinasyonlu olarak çalışma yapıyor. Jeolojik olarak zeminle bakmadan hiçbir şekilde demir olsun vesaire şeyler olsun yapmıyorlar. Ama bizim vatandaşımız veya bir rant elde etmek için her elinden gelen ne varsa yapıyor yani. Peki biz burada bizim kendi arazimiz rağmen bu bölgede burada, olmasına rağmen iyi mühendislik hesapları ve iyi müteahhitlik anlayışıyla yani malzemeden çalıntı yapmadan inşa edilen binaların ayakta durduğunu görüyoruz. Yani şimdi, hasar almışlar ama insanlar hayatlarını kaybetmemişler. Demek ki böyle bir alanda bile deprem riski göz önüne alınarak yapılan binalar ayakta kalabiliyor. Tabii doğrudur. Burada zaten bizim kendi çabalarımızdan çıkmış olduğumuz yerlerde çoğunlukla ya inşaatta çalsa da çalmasa da normalde zaten bir zemin olarak jeolojik olarak etüt zeminde yani demirler vardır. Demirlerin zemine girdiği zaman en az yani 8-9 metre 20 metreye kadar giden hatırlar vardır. Bu hatırların her bir tanesi şu anda 700-800 milyar. Her bunu vatandaş yapmıyor. Yani bunu yapsaydı şu ana kadar yani 50 katla dikse hiçbir şekilde gevşek zemin olamazdı. Sizin ailenizde kayıp var mı? Benim ailemde şu anda çevremdeki akrabalarımda 20 kişiye yakın insan kayıp. Şu anda ne olduğunu bilmiyoruz. Enkaz altında. Tabii. Çoğu defnedildi, çoğu enkaz altında. Halen ne olduğunu bilmiyorum yani. Siz nasıl kurtuldunuz? Ben annemi aldım çıktım. Benim evim 2 katlıydı, çöktü. Yani bu arada Çevre Şehircilik Bakanlığı'na söylememize rağmen hiçbir şekilde tepki veya vesaire şeyler olmadı. Ama bunun aslında şöyle bir şey de var. Şunu da söyleyebilirim ben size. Bizim Maraş'ta yani bir tane sevdiğimiz kişi vardı. Onu bir nevi susturdular. Normalde jeolojik olarak, etüt zemin olarak yani gününü tarihine kadar bilen bir insanlar vardı. Yani depremin fay hattının üzerinde olduğu için yani depremi biliyordu buraya, yani. Yapmayın buraya bunları diyen evet, birisi mi? Evet, evet. Ya kendini bilen bir insandı ama yani yapacak bir şey kalmadı. Burada yaptıkları tek bir şey oldu. İnsanlar rencide ettiler. Yani susturdular. Bunlar yani. Ondan sonra zaten bir yere 2 kat veriyorsun, kaldırıyorsun. Diğer tarafa diyorsun ki ya 15 kat veriyorum. Öbür tarafa geliyorsun 8 kat veriyorsun. Öbür tarafa geliyorsun diyorsun ki ya sana villa vereceğim. Yani 1 kat veriyorsun oradan. Ya hangi kanun, hangi tüzükte yaşıyoruz biz? Böyle bir şeyler olamaz yani. Geçmiş olsun kolunuza. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kırık. Depremde mi? Tabii. Üstümüze bir ton düştü. Vah vah. Evet. Yan tarafta 3 katlı binanın evimizin üstüne düşmesi ibaresiyle 3 tane blok üst üste evin üstüne düşüyor. Biz zor kurtuluyoruz. O anında yani 20 saniyede de çıkabiliyoruz. Ya halimde şeklinde bu. Yine şükrediyorsun. Çok şükür, çok şükür. Rabbim peki, bize yani yiyecek ekmeğimiz varmış, içecek suyumuz varmış yani. Onun dışında farklı bir şey düşündüğüm de yok. Peki. Yani benim burada ne devleti karaladığım var ne şeyim var. Burada yapılacak olan sadece tek bir şey var. Yani bilinçli yapılması gerekiyor. Koordinasyonlu çalışma istiyorum ben sadece. Peki, çok teşekkürler. Rica ederim. Teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Konuşur musunuz? Ben yardıma geldim. Nereden geldin? İstanbul'dan. Hmm. Yani elimizden gönüllü ne geliyor? Evet, gönüllü olarak geldim. Kaç saattir buradasınız? Yaklaşık 6 saattir buradayım. Bir 15-16 saatlik yoldan geldim. Hangi sivil toplum kuruluşunun gönüllüsünüz? AFAD. AFAD. AFAD'dan. Destek gönüllüsü olarak evet, mı geldiniz? Evet. İşte başvurdum o şeyde. Kabul oldu, geldim. Ama kendi imkanlarımla geldim. Uçakla da gelebiliyordum. Arabaya yükledik işte ne varsa ne yoksa, çocuklara bir şeyler, geldik. Durum tanıyor tabii çok... Tanıyor musunuz aile? Yok, tanımıyorum ben. Burada tanıştım. Elimizden ne geliyorsa, günbirlik günü. Tabii. Ne geliyorsa yapalım. Peki koordinasyon nasıl, var mı? Yani şöyle ilk, yani aslında kimsenin beklemediği bir durum oldu bu benim fikrimce. İlk iki gün, ilk üç gün koordinasyon sağlanamadı diye düşünüyorum. Tabii ki hiç beklenmedik bir felaketti. Kimse hazırlıklı değildi. Sonrasında oldu ama giden canlarımız çok oldu bence. İnşallah bundan sonra her şey güzel olur. Donarak ölenler hayatlarını var, kaybedenler evet, oldu mu? Evet. Tabii sizler de gördünüz. Ben dün akşam, dün gece buraya geldiğimde bir Kevser Davut diye bir 65 yaşında teyze enkazdan çıkarıldı. Doğru değil mi söylüyorum? Banyoda yakalanmış. Hiç toz bile yoktu yani, Allah'ın işi. Yani şimdi kalkıp bu doğal afeti de kimsenin üzerine atmak da, tabii ki ihmalkarlıklar var.
Ama inşallah bundan sonra dikkat edeceğiz. Olmayacak. Ben İstanbul'da oturuyorum. Kumburgaz'da tam fay hattının üzerindeyim. Çok eski binalar onlar. Çok eski. Allah korusun yani. Öyle. Şimdi bizimkileri orada bıraktık. Dedik nerede yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa gelelim. Çok teşekkürler. Bütün DFM zedeler adına çok teşekkürler. İnşallah bu günleri atlatacağız. Biz Türk milletiyiz. Burada mı geceliyorsunuz? Ben arabada yattım. Arabamın içinde yattım ama tabii soğuk. Burada kaç kişi kalıyor? Burada yaklaşık 13-14 kişi kalıyor çocuklarla şöyle beraber. Şöyle bir içeriği acaba uygun 11 kişi ise, kalıyor. Bir görebilir miyiz arkadaşlar? Yani. Sizi de rahatsız etmeyelim. İçerideki hanımlara da söyleyin. Tedbirlerini alsınlar. Bir girelim şöyle içeriye. Herkes merak ediyor tabii çadırların içi nasıl diye. Şimdi bir çadıra izin verirlerse gireceğiz. Girebilir miyiz? Hayır, şeyi görelim. Şöyle bir çadırın içini bir görelim. Yani burada koşulları. Kalabileceği gibi. Evet, giriyoruz. Yer yatakları. Tabii elektrikli tüplü ısıtıcılar. AFAD mı verdi ısıtıcıyı? Evet. AFAD gerek yok. Peki ısınıyor mu gece? Isınıyor. Isınıyor. Küçük olduğu için. Peki. En büyük ihtiyacınız nedir? En büyük ihtiyacım şu anda tuvalet sorunu oluyor burada. Tuvaletlerde ilk kullanılıyordu. Su akıma aktı, sonradan kesildi. Kesilince işte biraz pislendi ortalık. Ne oldu? Lahmla karışıkmış sular. Sular lahmla karışıkmış. Tabii içmemek lazım şu anda şehir suyunu. Asla. Size herhalde şişe sular veriliyor. Evet, hazır suları veriyorlar zaten. Bol evet, miktar suları evet, var. Evet. Ailenizde kayıp var mı? Kaynım, eşimin kardeşi ailecek enkazda kaldı. Onun yeğenleri çıkarttık. Ama kayınçom. Halen enkaz altında olan var mı? Şu anda yok çok şükür. Yok. Evet. Vefat var mı? Kayınçom. Eşimin bir küçük kardeşi rahmetli oldu. Başınız onun sağ olsun. Onun oğulları, eşi işte ayağını kestiler. Betonun altında kalmış. Öyle çok şükür şu anda. Size geçmiş olsun. Sağ ayrıca olun. Başınız sağ olsun. Sağ Allah rahmet eylesin kayıplarınıza. Çok çok geçmiş olsun.